Kebapçı Seyfo dayı. Allah'ımıza hamdolsun, milletimiz var olsun, afiyet olsun dayıcığım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi, hoş geldin Bekir abi, nasılsın? Hoş bulduk canım benim, sen nasılsın? Sağ ol, ben iyiyim abi, hoş geldin, ne var abi? Hoş bulduk, çok şükür ya, ne yapalım işte, uğraşıyoruz biz de. İyi. Senden işler güçler nasıl, iyi misin? İyi, hamdolsun, çok şükür abi, hamdolsun. Sen arkadaşlar sen... bu seferki videonun gecikme sebebi Mustafa değil, bilginiz olsun yani. Benden kaynaklı arkadaşlar. Aynen öyle, bu seferki benden kaynaklı, kusura bakmayın. Abi. Çok şükür iyiyim. Çay hazır mı kardeşim? Çayım her zaman var abi. Eyvallah. Her birazdan şimdi var. Çayımızı içelim. Eyvallah abi. Bize güzel şu 70'lik ipim vardı ondan. Ya Bekir abi yeni bir ipim var. Ha, evet. Bunu tavsiye etmek için bekledim hatta. Markasına bakalım. Abi Naturel'in 70'lik 43 kilo çekeri var Bekir abi. Çok güzel. Bunun renkleri de mevcut. Aynen, bu bizim ya Seyfo dayı kullanıyor da böyle kalın ipleri. Ben 0.50 kullanıyorum. Ama ben bunu idam düğümü bağlantımda kullanıyorum. Ya bir şey söyleyeyim, burada testini de yaptık abi, iki arkadaşa da verdim. Çok evet. Memnun kaldım. Geçende de ben bir parça aldım, bir denedim, güzel düğümü oluyor. O yüzden tekrardan ondan yumuşak. Almaya geldim abi, ben de. Abi iğneyi çok rahat bağlarsın, yumuşaktır abi. Eyvallah. O zaman biz yine bundan alalım. Aynen abi. Eyvallah abi. Yatahtaya falan isterlerse arkadaşlar burada sarı. Aynen. Söylemek istediğin başka bir şey var mı kardeşim? Ya senin Bekir abi sistemini burada dükkanda şu gömme olayını anlatıyorsun, yapıyorsun. Ya. Evet. Burada çok sorun oluyor abi senin sistemini. Yapacağım da vaktim yok. İşte senin de eğer yani, arkadaşlar da şey yaparsa. Akşam eve misafir geliyor. Yani seni, onunla uğraşayım, dinleneyim. Şey yapmayı planlıyorum. Evet. Senin sistemini bizzat da müsait olduğun zaman gel burada muhabbet ederek aynısını bağlayalım. Tamam. Arkadaşlar almak isterse o senin sistemini ayrı verelim onlara. Tamam olur. Aynı bir şekilde verelim. Tamam olur canım benim. Onlar da tamam derlerse yani. Tamam. O zaman hayırlı işler tamam, diyelim, rast gelin. Rast gelsin abi. Evet. Ne zannettin ya? Benim ışıklarım, sürpriz diyelerim varsa. Bizim de tünelimiz var. Evet, bak. Bolu tüneli. Bunlar da tası tarağı toplamış da. Nereye gidiyorlar acaba? Vallahi bilmiyorum. Bize mi imrendiler? Ne bileyim valla. Ya oradan beri arkamızdaydılar, bir baktılar öne geçti. Bak yarışıyoruz yani. Aynen. Yani bana da aynı yere gitmiyor. Yok canım, biz aynı yerde olamaz bunlar. Geçinemek ki. Yani. Sür, ekmeği fırından alırız, sür. Buzu? Tamam, buzcu burada. Onun için diyorum, sür deyince. Arkadaşlar buz alacağız. Ondan sonra yola devam. Kelleciler de buz alma peşine düşmüşler. Seyfo dayım beni aldı bu sefer. Buzdaya gidiyoruz. Ya Seyfo dayını ya benim gizli meram. İkisinden birine gireceğiz arkadaşlar. İki gün, iki gece bir kampımız olacak. İnşallah güzel şeyler olur. Hep beraber eğleniriz arkadaşlar. Cümleten rastgele. Rastgele dayıcım. Mesai başlamış. Oo, hiç bitti mi ki adamların? Maşallah Allah kutlu yapıyor. Amin. Arkadaşlar, Tuzla Kavşağı'na geldik. Maceraya ramak daldı inşallah. Hadi bakayım. Bizim maceralarımız değişik oluyor dayıcığım. Ya
Arkadaşlar, Tuzla'ya geldik. Gibi. Bu sefer nostalji yapmayacağız. Geçen de ben nostalji yapmıştım. Baksana hayır. Boşuna mı yaptın? Su full. Bura full ya, bura dolu da. Bayağı güzel olmuş su arkadaşlar. Tam dop dolu yapıyor. Balık kaynıyor suyun içinde. Bizi görebilseniz. Tebrik etmeye gelirlerdi bizi ya. Gidiyor bayım, bayramlaşmıyor. Hadi bakayım. Kadir kıymet bilgiler mi bilmiyor. Gel mi, el öpmeye gelen olacak mı bakıp bakayım. Arkadaşlar bizim merayı ördekler basmış. Bakın arkadaşlar, bakın. Allah Allah. Adamlar tepe yapmışlar. Tepelerin üstünde geziyorlar vallahi. Vallahi dayıcım, bu ördekler buradan gitmez gibi duruyor ama. Hadi hayırlısı. Dayıcım iyicene çukura gömmüşüm beni buraya. Arkadaşlar biraz geç kaldık. Güneş iyice tepeye çıktı. 3-5 olta attım. Geçen seferden hiç sağlam oltamız kalmamıştı arkadaşlar. Sağlam olanlar da iğneleri körelmişti. Hemen ayaküstü 5-6 tane bağladım, attım. Kısmetse şimdi kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra devam edeceğim bağlamaya. Dayıcım görüşmeyeli nasılsın? Senle ben bağlamaya devam et. Ben söylemeye devam edeyim. Tamam. Ben sürekli bağlarım, sen söyle. Uzun havalar iyi söylerim ama. Vay anasını vay be. Su seviyesi çok güzel. İnşallah güzel şeyler olacak arkadaşlar. Bugün Seyfullah abimin gizli merasındayız. Şerefine dayıcım. Şarabını. Bu sıcakta da çay ne gidiyor be. Vallahi şimdiden bu kadar sıcak. Yine dışarıda güneş altında çalışanlarımıza Allah kolaylık versin. Biz böyle dört şemsiyeyle böyle patırdıyoruz. Peynirin tadına baktın mı? He. Yumurtalıktan bu, aldım. Yumurta sabunu doğrayıp getirmiş arkadaşlar, rendelemiş. Bugün peynir diye yeni, duruyor. Yeni çıkmış bu bez tulum. Allah Allah. Hmm. Bir de bezi mi çıktı? Bidon. Deriyi bıraktık şimdi desene. Şimdi deri bitti. Bidon vardı, şimdi bir de bu çıktı. Bakalım bakayım. Bu da parasıyla zaten. Kendi gelen. Ha, kendi gelirse böyle sözüm iyi. Yo, aslında parasını verecektim. Kayınbabamın emmisinin oğlunun işini yapmaya gittik. Orada cuma günüydü. Caminin önüne geldi adam. Daha önce de almıştım. Peyniri güzel adam. 2 kilodan fazla yani. 400 lira dedi. 170 lira bir neydi? 150 bir ne dedi kilosuna? Buna 170 dedi. Gene iyi. Hepsine 200 lira attı bizim adam. İyi. Sağ olsun. Vallahi. Allah razı olsun dedim. Onun da parasını almadı. Sen dedi buraya kadar geldin dedi. Bizim işimizi hallettin. Ona da öğrettin insanlığı. O da biliyormuş yani. Yusuf abim iyidir ya. Eğer bizi izliyorsa Yusuf abime de buradan selam olsun arkadaşlar. Adamın kralıdır kendisi bu arada. Ben bir ara peynir aldım. Adam peyniri koyuyor. Ne diyeyim, şöyle yani 20 gram kadar bir şey arkadaşlar. Koyuyor. Ağır geliyor, geri alıyor. Çekiyor, yeni geliyor. Şöyle bunu parçalıyor. Niye diyorsun dedim. Bunun diyor gramı da para diyor. Yani dedim yani 10 gram 5 gram fazla olsa ne oluyor? Eksik vermeye razı, fazla vermeye razı diğer adam. Ya seninki tam bir insanlık yani, senin adamınki.
Ben de akşam alışveriş yapıyorum bakkaldan. Şimdi 50 lira 100 lira dediysek dedim ne uğraşıyorsun dedim ya katıyorsun. 103 mi geldi? 103 kapat dedim ha, arkadaş. Onu ben de diyorum. Yani uğraşıyor alıyor. Sen dediğin gibi hafif geliyor koyuyor ağır geliyor. Ondan dedim ne uğraşıyorsun ömrümü törpülüyorsun dedim ben. Zaten burada. O da Kur'an'ı yazıyor. Vallahi suyum çıktı ha şimdiden. Arkadaşlar şu zilimize bir tıngırdadı az önce. Gerisi gelmedi. Muhtemelen küçük balık var üstünde. Kahvaltıdan sonra bakarız. Kahvaltıya çağırdık. Gelse iyi olurdu. Arkadaşlar az önce dokunmuştu. Şimdi iyi bir vuruş geldi. Bir bakalım. Balık duruyor mu? Vallahi kafa vurmuyor ama ipin sıyrılışına göre iyi bir şey kaplumbağa derse. Ya ben de kaplumbağadan sıkıntılıyım. Kafa vurmuyor. Bir bakalım ne çıkacak. Kaplumbağa. Gördün mü? Yok. Nereden gördün kaplumbağa olduğunu? Dibe doğru şey edince ilk şeyde onun için dedim inşallah balıktır da. Gitmiş mi yok? He kurtulmuş. Nasıl olsa gelecekler arkadaşlar. Nereye gidecekler? Değil mi dayı? En azından burada olduğumuzu rastgele biliyorlar. Bekircem ile Balık Avı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tuzla'da Seyfullah abinin merasındayız. İki gün iki gece kampımız olacak arkadaşlar. Geçen bölümde kopan oltalarım vardı. Bazılarını bağladım az önce. Kahvaltıdan önce birkaç tane olta attım. Tabii ki stratejik bölgelere her zamanki gibi. Şimdi kalan oltalarımı bağlayacağım arkadaşlar. Ben oltalarımı bağlarken siz de kanalımı beğenip abone olabilirsiniz arkadaşlar. Cümleten bütün dostlarımıza rastgele. Hemen başlayalım. Şöyle ölçümüz belli arkadaşlar. Karışımdan aşağı yukarı 25 santim ipin boyu. İğneleri bağladıktan sonra saçaklarımız 10 santim civarında kalması gerekiyor çünkü. Hayvan iğneyi tam yutmazsa burada yosunun içinden alamayız çünkü arkadaşlar böyle bir sıkıntımız var. Suda envai çeşit yaratık var arkadaşlar. Hem kuş olsun hem balık olsun kaplumbağa bir sürü çeşidimiz mevcut. Bir de şimdi kazlarımız var. İpimiz 0.70 arkadaşlar. Genelde yeşil rengi tercih ediyorum. Şöyle 30-40 santim çift kat yapıyoruz. İdam düğümü için. 3 kez arkadaşlar. Bütün bağlantılarımız 3 kez. Normal bir düğüm. Yani iki ipi birbirine bağladık şu anda.
iki ucunu bir edip ezin arkadaşlar. İpimiz dengesiz olmasın. İdam düğümümüzü de halledelim. Eski videolarda olduğu için bağlama şekli arkadaşlar burada yakından göstermeyeceğim. Öğrenmek isteyen önceki videolardan görebilir. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar, ikisi aynı hizada olsun. Kiraz salkımı gibi arkadaşlarım benim. Kiraz salkımı gibi olursa, bir iğne yakalarsa diğer iğne de yanağından perçinler olayı. Hayvanın kaçışı burada tabii ki daha zor olur. Dolayısıyla bütün bağlantılarımız 3 kez arkadaşlar. Kafa karıştırıcı bir durum yok. Hepsini 3 kez bağlayacağız. Olayı bitireceğiz. Gördüğünüz gibi oltam hazır. Diğerlerini de bağladıktan sonra sizinle tekrar görüşeceğiz tabii ki. Arkadaşlar bugün farklı bir şey deneyeceğim. Bu bizim silikon havyarımız. Şimdi geçen bölümlerde biliyorsunuz silikon havyarla da bayağı balık yakaladık. Sandıklama yöntemiyle de bayağı balık yakalamıştık. Şimdi iki sistemi birleştireceğim arkadaşlar. Sandıklamaya havyar takacağım. Bir de böyle bir deneyelim ne olacak ben de çok merak ediyorum. İnşallah güzel şeyler olur. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kesmiş olduğum küspem yerleştiriyorum. Aralardan hamur fışkırdı bile. Bunu tabi kaplumbağa yakalamazsak onun da hoşuna giderse ya. Ya işte bilemiyorum, kaplumbağanın da hoşuna gidebilir yani. Ulan bu küspenmiş mi? Bunu açayım diye de balık gözler edemezdi. Kafa yok, gidemezsin ondan sonra. Ben de söyledim. Ahmet Efendi'ye diyor bir şey oldu diyor ya. Aa diyor, bu adam kilitlenmiş diyor. Üfle de açılsın diyor. Üflemeyeceğim diyor. Biraz böyle kalsın diyor ya. Ben diyor kaç sefer söyledim diyor ya karısı. Rıfkı Efendi ile uğraşma diye diyor. Ben de dedim diyor, kafa yok ki. Ya ne işler be. İşte toplama daha ne? Sen bunu kilitlemişler der. Ben bunu açayım der. Ben. Arkadaşlar gömüyü yapacağım. Şimdi yakından size de göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sistemimiz hazır. Havyarları da taktım. Bakın hamur aradan fışkırmış arkadaşlar. Sandıklama sistemimiz. İnşallah bugün güzel balıklar alacağız. Gömü sistemimiz arkadaşlar ters çaprazlara, ki küspem bakın nasıl düşerse düşsün arkadaşlar. İki iğnem üstte. Bu da bizi daha avantajlı yapıyor arkadaşlar. Cümleten rastgele. Sessiz sedasız geliyorum. Bir şeyler var, gülüyorum. Ben de zili sen çaldırıyorsun zannettim. Ben ne anlarım. Dayıcım vallahi. Hadi iyi, bakalım. İyi bir parça yakaladım. Oo! Bakın arkadaşlar. Tosun olmuş. Tosun. Maşallah maşallah. Bakın bunu kurbanlıkçılar mı besledi, ne yaptı? Herhalde. Biz kurban kesemedik diye Rabbim çekmişler. Biz de bakın arkadaşlar hayvanın güzelliğine bakın. Net çıksın kurban. Allah Allah. Arkadaşlar. Hayvanın güzelliğine bakın. Ben toskaba yakaladım, bu sen bizim, onu yakaladın. Bu bizim muhtemelen kapak fotoğrafımız, rastgele. Devamına dayıcım, inşallah. Hadi bol şans. Dayıcım şimdi de bakayım ne yapıyorsun sen? Demem demem. Şimdi ama bak gençler çoğu bilmez bunu.
Arkadaşlar kimi buna ekmek ufağı der, kimi biz üfelemeş derik. Başka yerden abi peynir, domates, soğan, yufka ekmeği iyice kırıp kırıp bir de yağ dökeceğiz Allah izin verirse. İnşallah. Çayı da demleyip içeceğiz. Biz çocukken annem yapardı bize bundan. Biz de bazen şeyini veririm hanım yapar. Annem neyle yapardı da işte severek çocukluktan beri. Eline sağlık diyelim o zaman. Bir de olunca gösteririz nasıl olduğunu müşterilerimize. Hadi bakayım eline sağlık. Her zaman sağlık. Kebap olmaz. Aynen. Allah Allah arkadaşlar. Aparatifimizi görüyor musunuz? Sabah kahvaltıdan sonra. Bakalım bakalım. Maşallah maşallah. Bir değişiklik yapalım. Bizi sesi geldi demin arkadaşlar gittim. Kuşlar bizim zillerin uçları böyle eğri ya. Bunları ağaç dalı mı zannediyorlar? Ne yapıyorlar? Üstünde pinekliyor. Bak iyi bir balık var da. Yeni menümüz. Vallahi bence iyi. Yanlış yiyorsun. Fena değil. Ne demek? Hakaret. Biraz daha çal. Uğraşsan olacak. Biraz daha çalışırsan becereceksin. İyi iyi. Bu yaşta bu şeyle gemi anca bu kadar mı gidiyor diye. Çok bile. Ya yarın bir gün bunu hanım izleyecek, bunu yapmasını biliyorsun, sen niye evde yapmıyorsun diyecek. Arkadaşlar siftahımız çok güzel. 2 kilo var aşağı yukarı. Sanki kaçan kurbanlıklardan. İyi beslenmiş yani. Eni neredeyse 20 santim var. 17-18 santim var yani. Eni güzel. Çok güzel parça. Onu söyleyeyim yani sana. Marabalar ne dedi? Keyfe bak diyor, keyfe diyor. Ben bu keyfi yakalamak için 30 sene çalıştım. Irgatlar beğendi arkadaşlar. Dövüp elimizden almazlarsa iyi bir şey. Vallahi bir de yarın kalabalık geleceklermiş. Evet, tehdit ediyor yarın gelecek kalabalıktır, domates toplayacak diyor. Arkadaşlar öğleden sonra hava güzelleşti. Öyle amşağın bir sıcak kalmadı. Bugün 36 derece yanılmıyorsam. İyi yani şu anda bir sıkıntımız esiyor yok. Esiyor Allah'a çok şükür. Yani ya. geçenki gibi değil o, yani. Canım onu söyledin mi ne? Bu, şimdi şu anda cennet bahçesindeyiz. Onun şeyinde yani nazarında. En azından güneşi kesiyor. Yel de güzel esiyor şükür. Aynen. Hani bizden çok arkadaşlar belki yalan gelecek de şu açıkta tarlada çalışan insanlar için çok seviniyorum. Hani şimdi bu sıcakta bu şekilde şimdi biz böyle zorlanıyorsak onlara da Allah'ım yardımcıları olsun tüm çalışanlarımıza. Amin. Onun için şükrediyoruz. Estiğinde onun için istiyor. Hatta fazla rüzgar etti mi şemsiyeyi kırıyor. Sevmiyorum ama geniş düşündüğüm vakit seviniyorum yani. İşte içmesen de olmuyor işte. Demir spordan bir beyaz gazoz. Dayıcım çok ince ruhludur arkadaşlar. Çalıştık aga işçiliği bilirik Allah'a çok şükür. Ben hala çalışıyorum. Ben çalışıyorum oysa. Mevsimi geldi mi inşallah o günü sen de görürsün sağlıkla sıhhatle. Çek çek. Görüyorum ya. Var balık var. O fena da değil ha. Çek çek çek. Yan tarafında mı? He yan tarafında. Gördüm ben. Yan yemiyor. Ölmediyse iyi. Bu bayağıdır üstünde o zaman dayıcım. İndirin. Hiç kıpırtı. Ah canlı iyi. Arkadaşlar, boşandı. Gene güzel bir hayvan. Bu bir saat oldu arkadaşlar herhalde muhtemelen. Çünkü takoz devrikti ama ip gevşek olmadığı için
gergin olmadığı için ellemedim. Güzel bir hayvan, rastgele, boş şans. Arkadaşlar! Arkadaşlar, deneme amaçlı atmıştım. Hemen bir tane kazan mı nedir tam göremedim de. Bana göre 8 buyur. Yok yok, harbiyet kazan. Bak sen, bak. Oh, oh, suyun içinde ha. Arkadaşlar, takla attırıyorum vallahi. Gördünüz mü arkadaşlar? Saydım bak, var balık. Var ya be. Ama başladı ne bileyim. Ah, üstümü kirletti be. Rastgele boş şans. Devam. Ah, uçuyor uçuyor dayıcım. Çok güzel be. Çok rüzgar var arkadaşlar. Ufak tefek vuruşlar anlaşılmıyor. Langırt gidiyor şamandıra. Belli olmuyor yani. Böyle deneme amaçlı atmıştım. Güzel yarım kilo gelir bir sazan yakaladık. İnşallah devam eder, daha güzel görüntüler alırız. Arkadaşlar zile bakın. Acayip bir balık vuruş geldi. Dayıcım şu gel kamerayı da dönder şöyle. Kamera açık. Buna sen değil. Evet. Gel kamerayı şuraya koy yanıma. Gel dayıcım. Sen çek bunu. Gel 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 gel. Devral yavaş yavaş. Ben çektim gibi yukarıdan. Aynen devam. Kaldır kaldır kaldır. Sakın kaçırma. Burada burada he işte. Büyük yosunla geliyor. Dayıcım. Bak büyük var balık gibi. Var. Büyük balık var abi ya. Var gibi ne? Yok. Hani? Bak bura. Ama zili gördün mü ne yaptı? Yağmur ışığına göre. Ama zili çok kötü yamuttu ya. Gel aslanım gel. Gel gel gel. Bir seneden beri vurmuyordu. Şöyle bir kaldırıver, bir poz ver dayıcım. Ya Bekir'in yeni iğnesi verdi. Ben bir dedim. Abi 02 kanelle şaşmaz. Abi bir pozunu ver, sen sonra çıkarırsın ya. Buyurun. Rastgele dayıcım, gene o zile vuruyor balık. Hadi bakalım kolay gelsin. Bol şans. Arkadaşlar limit altı balıkları salıyoruz. Bunlar çünkü gördüğünüz gibi güzel hayvanlar ama ölümler gerçekleşiyor. Hemen salacağım arkadaşlar. Hadi oğlum kurtar kendini. Arkadaşlar iyi bir şey yakaladım ama ne olduğunu bilmiyorum. Hadi oğlum. Ya kamışı böyle çek, ipi eline alsana ya. Valla dayıcım, öyle diyorsun da balık demin asılıyordu, şimdi kaçtı mı ne oldu? Yosuna yani mı girdi? Ha ha, orada üstünde hala. Ha, sekiz bıyık dedin, aklına düşürttün. Hiç sorma. Ulan. Oo. İyi bir sekiz bıyık almış balık. Oo, iyi iyi. Allah. Nasıl dayıcım? Çok güzel. Rastgele, bol şans. Sağ ol. Lafını ettin geldi bak. Değil mi?
Demek ki laf etmek gerekir. Bunlar da lafı sev. Arkadaşlar güzel bir İsrail sazanı aldım. Gördüğünüz gibi tabii ki bunu salmayacağız arkadaşlar. İstilacı olduğu için. Rastgele bol şans. Hadi lan bir daha. Çek bir daha. Ayıp sana ya. O kadar bekledik. Göstermedin seyirciye vuruşu. Ben bak 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 beni kandırıyor. Bak bekliyorum bekliyorum vurmuyor. Neyse biz bir bakalım arkadaşlar. Zaten çok büyük balık değil herhalde. Zile güzel vuruyor yalnız. Gel bakalım buraya. Oo dayıcım kepçeyi getir. Karşılık veriyor. Ulan biz balık büyük değil dedik. Tabii ben daha da ufak barılıyordum. Tahmin ediyordum. Ben aklıma geldi. Küsbeyi düşürmüş. Evet. Bakın daha, arkadaşlar. Daha da küçük diye tahmin ediyordum. Size şov yapacaktı ama beceremedi. Beceriksiz. Rastgele bol şans. Arkadaşlar görüyorsunuz işte artık işin kolayını bulduk. Gölgede çekeceğiz bundan sonra videoları. Sıcaktan. Yani artık sıcağa geçtim. Rüzgar da vuruyor arkadaşlar. Afrikalılara döndü iyice yana yana. Aha, aha balık vurdu. Bir daha vur lan. Beni de beklen diyor. Vallahi görüyorsunuz arkadaşlar işimiz kıyak. Acayip susadım. Hangisine vuruyor? Sen? Birinci her zamankine. Yok ya senin oltaya vuruyor ben. Yok şuraya. Ya şuna vurdu ya. Öyle mi? Şu birinciye mi vuruyor? Evet. Niye görmedim ben? Sanki şu ortadakine vurdu gibi geldi bana da. Duyduğuma göre. Her neyse. Arkadaşlar şimdi yılan balığını atacağım. 8 bıyık yakaladım. Kaplumbağa yakaladım. Pullu yakaladım. Sazan yakaladım. Şimdi sıra yılan balığına geldi. Zeybullah abim az sonra şişleri saplayacak arkadaşlar kıymaya. Adana kebap yiyeceğiz. Nasip olur. Yani bol domatesli, soğanlı. Nasıl olacak? Dehşet olacak.
Ben pişireceğim ben yiyeyim. Yani Seybo dayım yapar da ben pişiririm de güzel olmaz mı arkadaşlar? Tadını yiyen bilir yani. Taze yağıyla bal nasıl tatlıysa öyle. Aynen öyle. Su içmekten içim dışım su oldu zaten. Acıktık acıktık. Boğazım kuruyor arkadaşlar, sürekli yudum yudum su içmek gerekiyor. Hava rüzgarlı, toz var bir yandan, böyle burada değişik ince bir toz var. İnsanın boğazını mahvediyor arkadaşlar. Yok, bu genelde öğren olunca mecburen oluyor. Yani bundan sonra artık akşamüstü bakarız arkadaşlar. Zaten vuruşlar da seyrek geliyor, anlamadım. Hava sıcak diye herhalde. Yani su seviyesi yüksek ama yosun çok. Yani biz hatta görünce yosunu sevindik. Dedik yani merhaba akir kalmış, çok elleyen olmamış dedik yani. Ama gel gelen ilk balık da bizi sevindirmişti biliyorsunuz. 2 kilo civarında siftahımız. Sonuç hüsran. Ondan sonra çıkanlar küçük yani. Yapacak bir şey yok arkadaşlar, buradayız. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Hep beraber eğleneceğiz. Rastgele bol şans. Dayıcığım. Dayıcığım mayıcığım yok, dayıcığım acından ölüyor. Valla sanki ben de ufaktan acıkır gibiyim. Adana köprü başı oldum. Köprüden gelin geçmesin de. Adana köprü başı iyidir. Yoksa köprüde de durdurmazlar seni. Gelin konvoyu geldiği zaman. Balık konvoyu da acıkmaya başladı. Abi yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz. Balık ara ara vuruyor ama nasıl oluyor anlayamadım yani. Normalde daha verimli olması lazım. Sapreden dermiş, sıkıntıdan gebermiş. Değil mi? Eline sağlık dayıcığım. Bu performansını yarın da bekliyorum senden. Hadi bakalım. Öyle olsun. Arkadaşlar izci usulü gene ateşimizi yaktık. Bunu 15 yaşından küçükler tek başına denemesin arkadaşlar. Çünkü bu önemli bir durum. Ülkemizin birçok yerinde yangın çıkıyor bu mevzu yüzünden. Herkes yanında büyüğü olsun bu işi yaparken. Hadi bakayım ustam. Sen bu çözersen sen çözen bu işi. Şimdi kebapçı Seyfo dayı. Adanacı. Adana kebapçısı. Şimdi arkadaşlar, Seyfo dayının kıyma kebapçılığı eski mesleği. Yani elinden almak istemediğim için bıraktım, ona yaptırıyorum. Yoksa Kızıldağ'da biz de az bu işi yapmadık yani. Ama burada büyük usta varken bize seyretmek biz, düşer. Yok canım, estağfurullah da biz başlattık, biz bitirelim bari bu işi. Eline sağlık dayıcım. Sağ olasın. Allah Allah, Allah Allah. Yemin. Sen önceki hayatında da bu işi yapıyordun herhalde. Yok canım da. Bir vardı işte. Arkadaşlar, yemeğimiz hazır. Çok şükür. Sakın unuttum zannetme. Hani apartmanlar vardı ya. Allah'ımıza hamdolsun. Milletimiz var olsun. Afiyet olsun dayıcım. Allah'ım olmayan da nasip eylesin. Amin. Arkadaşlar bir vuruş var. Bakın. Asıl oğlum. Hadi bakalım, inşallah fena değildir. Güneşin batışına doğru oltayı atmıştım. Çok değişik bir manzara var. Hadi gel oğlum. Uğraştırma bizi. Sevindir bizi. Yani büyük mü küçük mü onu da bilmiyorum da.
Sevinebiliriz yani. Niye sevinmiyor ki? Aha, kamışımı aldı lan balık suya. Aha, bu da ufak mıdır nedir ya? Arkadaşlar torbaya koyduğumuzda ölüyor. Bunları hemen salacağız. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kambur sazan. Bayağı iyi. Rastgele. Hadi yavrum sen git. Büyüğün gelsin. Arkadaşlar meramızda akşam oluyor. Değişik bir sıcak çöktü. Gündüz daha iyiydi güneş varken. Maalesef aha sinek geldi dayıcığım. diye çoma ağızlı. Birazdan yağmuru da getirin. Yok keşke yağsa nerede? Değil yağmur mi? Yağmur değil yağsa hava tamam, serinler. Bir de 50 bin lira mı bırak şimdi? Yani Arif Efendi olduğu sürece yağmaz ama onu söyleyeyim değil sana. Havanın böyle olduğuna bakma. Hava kapalı ama diyor. Evet. Dere boyuna boşuna gitmeyin diyor. Gene yağmayacak diyor. Ulan şu videoyu başlatana kadar sivrisinek yoktu. Bak videoyu başlattım sivrisinek geldi. Ya, sen açmasa mıydık acaba hiç? Ne abi, diyorsunuz arkadaşlar? Gene sen ayakkabını giydin. Ben giyseydim çorabı. Senin çorabın nerede? Kamyonda. İyi. Sen biraz yesinler o zaman. Yaş giyemiyorum ha. Ha, sen abi ayağını kurutmaya çalışıyorsun. Uzun lafın kısası arkadaşlar, güzel bir parça düşmezse gece çekim yapmayacağım. İnşallah olur. Gündüz çok bir şey alamadık. Şöyle güzel büyük yavrulardan çıkarsa o zaman gece çekimde yaparım. Ne diyelim dayıcım? Rastgele diyelim. Tüm evdeki arkadaşlara bol şans. Çoğu bize. Aynen öyle. Biz bugün... Böyle diyek. Bugün şansa ihtiyacımız var. Aynen. Arkadaşlar, görüyor musunuz? Hava kararır kararmaz bu yavru oltamıza düştü. Hem de önümüzdeki oltaya. Dayıcım rastgele. Sağ olun, çaya geldi çaya. Çaya geldi, doğru söylüyor. Rastgele, bol şans. Devamına inşallah. İnşallah. Bak, duydu. Arkadaşlar cümleten günaydın. Bugün de meramızda sabah oldu. Şamandıralı takımla takılıyorum. Böyle ufak tefek vuruşlar geliyor ama çok önemli bir durum yok şu anda yani. Geceye gelince akşam bir iki tane balık aldık. Sabah da bir tane aldım. Gece boyunca hiç balık vurmadı arkadaşlar. Sabaha kadar biz de sinekliğin içinden çıkmadık. Sebo dayım hala yatıyor gördüğünüz gibi. Uyuyamamış. Balık vurmayınca da insan huzursuz oluyor arkadaşlar yani. Daha buradayız. İnşallah bir şeyler olur. Böyle yani beklediğimiz kayda değer balıklardan çıkmadı. Yani şöyle 3 kilo, 3,5 kilo falan. Aha zil çaldı. Bakın arkadaşlar bakın. Aha. Aha. Oho. Bakın arkadaşlar bakın. Hemen kamerayı çeviriyorum. Bir çekip bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar zile bakın arkadaşlar nasıl vuruyor. İyi bir şey herhalde. Bir bakalım bakın ne çıkacak. Diyeceğim ama küsteyi mi düşürdü ne yaptı? Karşılık yok. Karşılık var. Gel bakayım yavru. Kepçe nerede acaba? Baba seni tutsun diye.
Yanaktan yemiş zaten, kaçamaz. Gördünüz mü arkadaşlar? Yanaktan yakalanmış çok güzel bir hayvan. Rastgele, bol şans. İnşallah devam eder böyle. Arkadaşlar işte görüyorsunuz durumu. Sabaha kadar bekledik, vurmadı. Kalktım şurada bir iki takılayım dedim. Hemen önümüzde gizlice çarp diye asıldı balık. Vallahi çok güzel oldu. Sabah sabah da moralim yerine geldi yani. Çünkü balık vuruşu gece alamayınca bayağı sıkıntılar yaşadım yani. Gündüz zaten biliyorsunuz seyrek oldu tek tük. Gecede çalışmayınca sıkıntı oldu bize. Yapacak bir şey yok. Bu işler kısmet arkadaşlar. Yani her balığa geldiğinizde illaki eve balık götüreceksiniz diye bir şey yok. Bazen de boş döneceksiniz. Yani bu işin kuralı bu yani. O yüzden kendinizi hiçbir zaman balık tutacağız deyip de balığa gitmeyin arkadaşlar. Orada aç kalırsınız. Bak bizim gibi yapın. Biz yemeğimizi alıyoruz. Çayımızı, çorbamızı hesabı. Geliyoruz, takılıyoruz burada. Allah'ın verdiğine şükür 3-5'te bir şeyler yakalıyoruz. O da bizim moralimizi düzeltiyor. Haftalık yorgunluğumuzu alıyor üzerimizden. Diğer haftaya arkadaşlar bomba gibi başlıyoruz ondan sonra. Çok iyi. Suda oltası olan tüm dostlarımıza, izleyicilerimize ve bizim sevenlerimize rast gelsin. Bol şans. Arkadaşlar ziyaretçilerimiz var. Gün boyu bizi ara ara yokladılar. Burada yayılıyor herhalde hayvanlar. O yüzden sürekli burayı zorluyorlar yani. Şu en öndeki şahıs da liderleri herhalde. Öyle görünüyor. Hepsi onun arkasından geliyor çünkü. Bir de bayağı iri diğerlerine göre. Şimdi içinden diyordur, hala gitmediniz mi lan? Vallahi yapacak bir şey yok ördek kardeş. Gideceksin başka yerde yayılacaksın. Hadi bakayım yaylan. Tüm sürü burada herhalde. Aha. Arkadaşlar. Arkadaşlar küçük bir yılan balığı çıktı. Kurtarabilirsem geri bırakacağım. Biraz fazla yutmuş iğneyi ama bir bakayım yine de. Çok küçük güzel bir yavru, hemen geri atıyorum. Bakın arkadaşlar, ben adamı yakaladım mı böyle yakalarım işte. Hayvanı kuyruğundan yakaladım. Hemen geri sarıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım yavrum, büyü de gel. Arkadaşlar bir vuruşumuz var. Acaba küçük mü? Tam randımanlı zil çaldıramadı.
Yine de çekip bir bakacağım. Şöyle koyalım kameramızı. Bahar küçücük İsrail sazanıymış. Bakın arkadaşlar, 0-2 iğneye küçük balık düşmez diyen arkadaşlar. İğne neresinde? Ağzında bakın. Rastgele bol şans. Bu İsrail sazanı, bunu geri salmıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, Seybo dayım bize tantuni yapacak. Sabah sabah ne gider be dayıcım. Sacımızı ne evde unutmuşuk. Arkadaşlar, arabayla gelmediğim için şimdi bizim demirbaş saç falan yağ arabada kalmış. Traktörle geldik. Öyle olunca malumunuz, arabayı tamire bıraktık. Şimdi bugün burada kalmayacağız arkadaşlar. Balık durumu sıkıntılı. Dün biraz böyle balık verince, güzel parçalar çıkınca biz de sevinmiştik ama arkası gelmedi. Gece hiç balık vurmadı arkadaşlar. Bir güneş battığında, bir de güneş doğarken işte bir balık aldık, biliyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Bugün eve dönüş başlayacak. Balık pişirmeyeceğiz. Seyfo dayımdan tantunimizi yiyeceğiz. Etrafı toparlayacağız. Kaçacağız arkadaşlar. Arkadaşlar, arabalar da ekip oldu. Biri tamire gidiyor, biri tamire gidiyor. Yarışıyorlar. Onlar da kaynaştı birbirine. Helezon kırılmış arkadaşlar. Biliyorsunuz, girdiğimiz meralar normal değil yani. O kadar dayanması da iyi bence. Helezon kırılınca amortisör de patlamış. İkisini takım olarak çifter çifter ön kafaları falan değiştiriyoruz. Sezona daha iyi hazırlanıyoruz yani. Arabayı da hazırlıyoruz, kendimizi de. İnşallah bundan sonra daha iyi şeylere de gideceğiz. İnşallah, inşallah. Bundan sonra arabamız en azından dengeli olur yani. Sıkıntı yapmaz bize. Ben habersiz kaçtığımda da gelip yakalım. Ya ben çalışırken sen gidiyorsun zaten, ben biliyorum. Niye sen gene bayramda gitmişsin, ben bir yere gitmiyorum. Sen bayramda gitmeyeceğim dedin ama. O tamam, yok yani gitmeyeyim kolay kolay, onu demek istiyorum. Ama işte rüzgar esti mi dayanamıyorum. Senin işte olsan da olmasan da rüzgar esti mi? Ona deli yel mi diyorlar? Şurada gene bir balık oynuyor ama dur bakayım, vurursa zile onun da görüntüsünü alacağım arkadaşlar. İnşallah vurur. Yani az da olsa iyi görüntüler aldım. Artık burada şükür diyelim. Oltalarımız hala suda arkadaşlar. İnşallah bir şeyler olur biz gitmeden. Daha güzel balık çıkar. Onun görüntüsünü alırız. Cümleten herkese rastgele bol şans arkadaşlar. Vay. Şimdi ne olacak be? Taze yayla bal gibi olacak. Buzdağıtan mı? Buzdağıtak, biraz atak. Biraz fazla döküldü gibi de, tamam, oraya karıştırıver daha iyi. Karışınca bir şey olmaz. Dur valla, öyle mi diyorsun? Sen daha iyi biliyorsun. Öyle dedin mi kavga çıkmaz. Değerman da kavga. Nasıl? O da yağlı, o da yağlı. Evet. Ne yapıyorsun be? Bundan sonra tantunici mi olsam acaba? Gelişen daha çok meslek değişir. Kebapçılıktan istifa edip tantuniciliğe başlayacağım bundan sonra. Eyt be. Kahvaltımız hazır. Hem de can alıcı yanından yani. Şalgamımız bile var be, daha ne olsun yani. Çayımız bile var. Bak şimdi ne yapacağım.
Arkadaşlar bunu böyle deneyin. Şimdiden ağzım sulandı. Şalgama limon sıkmak en büyük fantazimdir abi. Tabanca sıkacağım. Ben de tantuni. Evet. Unuttun mu sandık? Allah'ımıza hamdolsun, milletimiz var olsun, afiyet olsun dayıcığım. Haydi başlayalım bakalım. Arkadaşlar bir vuruş geldi ama hadi oğlum bir daha çek bakayım. Çekemedi. O çekemedi ama biz çekeriz. Evet. Gel bana buraya. Neciymişin bir görek. Hani boş, hiçbir şey yok gibi. Boş toz kaba değerdi. Bak oradan çektin ya yosunu. He. Orada toz kaba. Bak ip oradan öyle gitti. Zannetmiyorum balık vurmadı. O bak yosun geri bu tarafa gidiyor. Dikkat et. Yemin o tarafa geliyordu. Tamam da olta yosunun içinde. Bak tamam. Balık var gördün mü? İnşallah öyledir. Ya balık var. Çünkü bak yosun öbür tarafta var. Ya balık var diyorum sen yok diyorsun. Balık... Ya ben toz kabayı görüyorum yok, ama yok. Yosunla. Ben ruhunu görüyorum sen balığı görüyorsun. Arkadaşlar. Bak hele bu bizim kamışla yakalayıp saldığımız balığa benziyor. Aynı balığı yakalamış olmuyor ha? Vallahi gerçekten benziyor ha. O da mı balık gillerden de? He. Bakın arkadaşlar çok güzel bir hayvan. Limit altı zaten gideceğiz. Hemen geri salıyorum arkadaşlar. Haydi yavrum yürü bak. Bak hemen buraya geliyorlar ha dibe. Arkadaşlar yavruları görüyor musunuz be? Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Dün ve gecenin bilançosu bu. Kısmetimiz bu kadarmış arkadaşlar. Gece aslında çok vuruş olmadı. Akşam oldu sadece. Olsun. Biz gelene yok demeyiz arkadaşlar. Gelmeyenin de canı sağ olsun. Yapacak bir şey yok. Daha sonraki günlerde yakalamak dileğiyle diyelim. Herkese rastgele bol şans. Arkadaşlar bu maceranın da sonu geldi. Artık eve dönüş başlıyor. Dayıcım bana katıldığın için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim her şey için. Söylemek istediğin bir şey var mı? Var var. Söyle bakalım. Böyle bu sıcakta her adamın harcı değil arkadaşlar. Bizim gibi ava giden arkadaşlarımıza sabır ve sağlık diliyorum. Bol şans diliyorum. Amin diyorum. Benim de söyleyeceğim bir şey var. Söyle efendim söyle. Arkadaşlar buradan dayım Halil Topçu'ya selam söylemek istiyorum. Zonguldak'tan Adana'ya gelmiş. Pazar günü kısmet olursa yanına gideceğim. İnşallah onunla da kavuşacağız. Sarılacağız. İnşallah. Senden iyi olmasın. O da benim dayım ya. Ya. Öz dayı balık dayı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çöpümüzü de topladık. Meramızı temizledik. Artık bu ellerine eve inşallah. Eve gidince bir temiz banyo yapıp yatalım değil mi? Yatsan evde daha bulaşık çamaşır öyle duruyor. Yapma ya. O kötü. Birikiyor işte. İyi ki erken dönüyor. Az önce Seyfullah abimin söylediği gibi tüm avcı kardeşlerimize, dostlarımıza, sevgili arkadaşlarımıza rast gelsin. Bol şans.